Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşımıza sarma konservesi yaptık. Benim çok hoşuma gitti. Sizlerle de biraz paylaşmak istedim. Gerçekten çok pratik ve kolaylık oluyor. Hemen sizlere biraz detaylı şekilde anlatmaya çalışacağım. İlk önce iç harcınızı hazırlıyorsunuz. Dilerseniz kavrulmuş olarak veya çiğden hazırlayabilirsiniz. İç harcınızı kavurma olarak da hazırlayacaksanız çok fazla pirinçlerin pişmemesini sağlarsanız konservenin içinde de çok dağılmamış olur. Sizler tabii ki ne kadar yapraktan yapacaksanız o kadar miktarla iç harcı yapabilirsiniz. Biz oldukça fazla sarmıştık. O sebeple de arkadaşımız da fazlasıyla iç harcı hazırlamıştı. Güzelce incecik olacak şekilde sardık sarmaları. Kavanoza bu şekilde yerleştirdik. Sarmaları kavanoza yerleştirirken çok sıkı olmayacak şekilde yerleştirme özen gösterelim. Kavanozlar kaynarken içinde de sarmalar pişip şişeceği için çıkarırken zorlamamak için çok fazla sık olmayacak şekilde yerleştiriyoruz. 1 kilogramlık kavanozları sarmaları güzelce dizdik. Kavanozun içine su eklemesi kesinlikle yapmıyoruz. Sadece sarmaları kavanoza ekliyoruz. Üzerine temiz kapakla sıkıca kapatıyoruz. Kapaklarımızın da sıfır olmasına dikkat edelim. Mutlaka sıfır ve yeni kapak kullanmaya özen gösterelim. Kapaklarını sıkıca kapatmış olduğumuz sarmaları pişireceğimiz teneke veya tencerenin alt tabanını güzelce temiz bez örtelim. Temiz bez örttüğünüzde kavanozlar kaynarken çok fazla sallanmamış oluyor. Üzerine geçecek kadar soğuk suyumuzu ekliyoruz. Kavanozun üzerine dilerseniz dolma taşı koyabilirsiniz veya büyük bir kase içine de ağırlık verecek taş da koyarak gördüğünüz gibi su da koyduk ve içine taş da koyduk ağırlık yapması için. Mutlaka kasenin de tabii ki plastik olmamasına dikkat edelim. Suyu kavanozlardan mutlaka iki parmak geçecek kadar eklemeliyiz ve kaynarken iki saat kaynatıyoruz. Kavanozun yarısına kadar gelecek şekilde mutlaka suyumuzun kalmasına özen gösterelim. Çok fazla suyu azalana kadar kaynatmıyoruz. 2 saat kaynatmış olduğumuz kavanozlarımızı teneke veya tenceremizden alalım. Kapağı ters olarak tepsiye yerleştiriyoruz bir gün bu şekilde bekletiyoruz. Sonrasında kavanozların kapaklarını kontrol ederek evimizin serin, güneş görmeyen yerinde muhafaza edebilirsiniz. Aylarca bu şekilde bozulmadan saklayabiliyorsunuz sonrasında pişirip yemek istediğinizde bir kavanozu ufak tencereye alın. Üzerine tuzu, eğer damak tadınıza göre seviyorsanız limonu güzelce dilimleyerek üzerine koyun. Zeytinyağı veya sıvı yağ da üzerine gezdirerek bir küçük çay bardağı su eklemeniz yeterli. Öncesinde pişirme olduğu için çok az kısık ateşte ısıtma gibi pişirme yapabilirsiniz. Çok fazla uzun süre pişirmiyorsunuz. Hemen kısa sürede sarmanız hazır oluyor. Arkadaşın toplamda 35 kavanoz yaptı. Tabii ki biz 8 arkadaş olarak sardık. Sizler de güzel arkadaş toplumunuzda bu şekilde sarmaları sararak konservesini yapabilirsiniz. Yemesi de çok zevkli. Ben çok beğendim. En kısa zamanda kendim için de yapacağım. Şimdiden bu güzel tarifi deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.